Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. İstanbul'da 5. fevral Gulji Kırgıncılığı Ahbarat İlan Kılış Yığını ötküzüldü. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 5. fevral Gulji Kırgıncılığı münasibeti bilen bugün İstanbul'da ahbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Yığın Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Fatih rayonuna caylaşkan merkez yığın zalde ötküzüldü. Yığınğa Türkiye'deki bir kısım teşkilat vekilleri şundakla Akit Kanali, Kanal 5, İlke Haber Agenetliği, Amerika Avazi Katarlık Taratko Organları katnaştı. Yığınğa Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman riyasetçilik kıldı. Yığın aldı bilen Gulji kırgıncılığı ve bütün şehitlerimizin ruhiga atap okulgan Kur'an tilaveti bilen başlandı. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği vakaleten bayanat ilan kıldı. O sözde 5. fevral Gulji kırgıncılığının arka görünüşü, ceryani ve neticesi hakkında toktulup, bu facialik günün Xitay'nın en çok kırgıncılığının biri işkerlikini, bu vaka Şarkı Türkistan halkının baş egmez ruhini ve Xitay'nın atılmış milletler siyasetinin bütünlüğü sahtepezlik işkerlikini dünyayı körüstüp bergenlikini bildirdi. O söz diyene Xitay'nın bastırı siyaseti ve zulümünün yıkınkı mezgilde teyhamı küçüyüp, milyonluğun Şarkı Türkistan halkının ceza lagırlarına kamalgallıkını, ayarlarının ayak astı kılınıp atkallıkını, balılarının mecburi yığıvelinip asimilasiya kılınıp atkallıkını, halkının mecburi emgeki selinip atkallıkını bildirdi. Türk İslam dünyasının bu meselege sükut kılıp atkallıkını tekitligen Nuriddin İzbasar, ularga xitap kılıp, bizning izzet hürmetimizden ayak astı kılınışı, emiliyeti silerinin izzet hürmetinlerinin ayak astı kılınışı emesimu. Yani kaçangıcı bunun sükut kılısılar dedi. Ancak 21. yüzyılda yapılan bu soykırım, bu bizim namuslarımızın ayaklarının altına alınması ne İslam dünyasından ne Türk dünyasından hiçbir ses çıkmamaktadır. Adeta Çin'in bu soykırımına, yeşil ışık yakmaktadır şu an. İslam dünyası, Müslüman dünyası buna ne kadar susabilir? Ne zamana kadar sesini çıkarmaz? Gulca'da başlayan bu katliam hiçbir zaman durmadı. Hiçbir zaman durmayacak. Doğu Türkistan'da bu katliam Müslümanlardan, Türklerden, dünyadan, insanlıktan ve insan vicdanından ses çıkmadan bu katliam durmayacaktır. Ahırda o Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini kaytırıp bir iş kilişimnamesi hakkında toktulup, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bunu süptü bilen, Türkiye hükümetinin bu kilişimnameni kün tertipten kaldırışını, şunun bilen birge derhal emelden kaldırışını talep kıldığını bildirdi. O yana Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'yu çakırı kılıp, Şarkı Türkistan'daki kız ayarlarının ayak astı kılınışı meselesi boyunca Xitay elçisi bilen körüşüp, bu vaxtı Xitay'ın katlık ayıplışı gerektiğini bildirdi. Şundakla Milletçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli'nin bu vaxtı hareketke ötüşkü çakırdı. Ben Doğu Türkistan STK'lar Birliği adına, yurt dışında yaşayan bütün Doğu Türkistanlar adına, Türkiye'de meclise gelecek olan, gelmesi beklenen bu Türkiye-Çin suçluların iadesi anlaşmasının bir daha gündeme gelmemek üzere kesinlikle iptal edilmesini talep ediyorum. Ve aynı şekilde Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin kuruluş misyonlarını, vizyonlarını yerine getirmelerini talep ediyorum. Türk Konseyi, milletimizin adını taşıyan Türk Konseyi eğer gerçekten milli ise ve gerçekten bu Türk adına layık hak ediyorsa milli sorumluluğunu, tarihi sorumluluğunu derhal yerine getirmesi lazım. Arkadan Xalqara Köçmenler Hukuku Cemiyeti Başkuruluş Heyeti Azası Advokat İbrahim Ergin söz kılıp, Xitay'ın diplomatiya ve iktisadi gücünün paydalanıp öz cinayetlerini dünyadan yuşuruşku urunup atkallıkını, Xalqaralı kanun nizamlarına asasen Xitay'ın cinayetlerinin soğrukını kılışkı tırışı atkallıkını bildirdi. Bunu biraz daha siyasi, politik, ekonomik güçlerini kullanarak adeta bu suçu diğer ülkeleri de katarak organize bir suç işlemektedir. Yine baktığımız zaman Çin'in kendi bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler, bizim de bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre hem yaşam hakkını koruması lazım, hem işkence hakkını, işkence görmeme hakkını koruması lazım. Ama maalesef orada bir politikası var, amacı var.
oradaki insanların asimilasyonu, dönüştürülmesi, yok edilmesi için birçok suç işlemektedir. Suç fiilleri mevcuttur. Mağrib Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman koşum çıkılıp Türkiye'de yaşayatkan bir kısım Uygurlarının Xitayning arizleri sebeplik tutqun qilinish ahvoliga duch kelayotganligini, gerçi keyin quyib berilsimi kimligiga kod qo'yilishiga o'xshash sabablar tufaylidan turli qiyinchiliklarga duch kelayotganligini, Turkiya hukumatining Xitayning niyatini asli yuzini tonigan holda bu xil masalalarni to'g'ri bartaraf qilishini umid qildiganligini bildirdi. Arqadan Nuzugum Kultur va Oila jamiyati raisi Munavvar Uzoyg'ur xonim Sharq Turkistonda izzat-hurmati dafsanda qilinayotgan qiz ayollar haqida to'xtalib, bir ayol bir ana bulu süptin bilen Şarkı Türkistan'daki ayollar baştan keçirvatkan zulüm, hatta Firavin'ni mi çöçtüdü dep oylayman. Şarkı Türkistan'da rastlılı zulüm bar mı dep sonra vatkallarga deydiğinim, bizden Türkiye'de muhacir bulup yaşa vatkallıkımızdan özüla Şarkı Türkistan'daki zulümden ispatı doğru dedi. Bizden şu öyle bir sorular soruluyor her zaman. Doğu Türkistan'da zulüm varmış. Doğu Türkistan'da böyle zulümler var diyor, gerçek mi diye soruyorlar. Hatta ben konferans verirken, konferans katılan bayanlardan da sürekli, Doğu Türkiye'deki bayanlardan da böyle bir sorular geliyor. Ben onlara şunu diyorum, kardeşim benim burada oturup size Doğu Türkistan zulümünü anlatmamın kendisi zaten bu zulümün olduğunun ifadesidir. Çünkü kimse kendi memleketini bırakıp başka ülkelerde yaşar. Ben memleketimi o kadar seviyorum. Siz Ankara'dan İstanbul'a gelsiniz, taşınsınız. Memleketiniz Ankara'nı çok özlüyorsunuz. Yani Urfa'dan gelen bir kardeşimiz Urfa'nın kebabını izliyor. Gidebiliyor, uçakla binerek gidebiliyor. Hatta uçaktan servis sipariş vererek getirebiliyorsunuz. Yine de özlüyorsunuz. Biz kendi memleketimizi, göbek kanımız dökülen kendi memleketimizi neden bıraktık? Neden buradayız? Yani o kadar zulümle anlatmamız gerekmiyor. Zaten bizim burada olmamızın kendisi Doğu Türkistan'da zulüm olduğu ifadesidir. Hani Türkiye'nin büyük haritasının 2,5 büyüğünde bir ülkemiz var bizim. Yer altı, yer üstü zenginlikler olan, sadece deniz olmayan ama yeryüzünde olması gereken güzelliklerin her şeyi olan bir memleketimiz vardı. Neden çıktık burayı, neden geldik? O yana Türk İslam dünyasına hitap kılıp, Şarkı Türkistan'da bir qeyrindişiniz ayak astı kılınıvasa, siz bununla karata hiç kandak hareketke ötmesiniz, erken dünyada kılıvatkan ibadetleriniz kandak mı kubul bolsun dep tekitledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damollam söz kılıp, Xitayning bastırış, kırgın kılış cinayetlerinin yıllardın beri devamlaşıvatkanlıkını, Şarkı Türkistan halkının mı kılçı baş ekmesinin karşılıkını devamlaştırıp gelgelikini ve bu küreşinin bundan kimi devamlaşıdıkanlıkını bildirdi. Uyghur Akademisi Xitay Tatqiqati Institutu Başkatibi Şevket Nasır bu haqda toxtulup, Xitayının bu cinayetlerinin yeniden yüz berivatkan işler emestikini, növete Xitay tuluq kontrollüqi astıdaki taratqu küçüden paydalanıp, cinayetlerini yüşürüp gelgelikini. Şundaqlı dünyadaki cümleden Türkiye'deki her qaysi taratqularga mı zor derecede meblağ selip, təsirini küçeytip atkallıqını, Türkiye halkının bu meselege huşyar muameli kılışını ümit kıldıqallıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Uyghur ayarlarına kılınıvatkan vekşiyanı kılmışlarının cevapkarlıqını sürüştü kılışını talep kıldı. Angliyanın nüpuzluk akbarat organı BBC kanalı 2. fevral günü Uyghur lager şahidi Tursunay Ziyavudun'un güvahlıqı asasında Uyghur ayarlarının lagerlarda sistemilik, baskınçılık ve cinsi zoravallıqı ufçuravatkallıqı hakkında mahsus haber tarıqtıp zor gulgulu payda kıldı. Bunun bilen dünyanın her kaysi caylarda Xitayının cinayetlerine karşı zor narazılık kozgaldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu haqda mahsus bayanat ilan kıldı. Mezkur bayanatta bu kılmışlar çokum eğir cazağı tartılışı kerek deyildi. Bayanatta yana Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar ve başka Müslüman ayarlarının caza lagerlerde sistemilik baskınçılık ve cinsi parakendicilikke uçuravatkallıqı haqqıdaki birinci kol paketlik haberler bizni qattıq bir aram kıldı. Xitay rejimi dairleri kişini çöçtüdüğün bu ayıplaşlar hem şundakla uyardı yüz bir vatkan başka vahşilikler üstüdün halıqara küzetküçülerinin derhal müstakil tekşürüş yürgüzüşüge yol kuşu gerek diğerler tilga elendi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatı diyene tövendeki muhim noktalarını tekitledi. Taşkı İşler Ministeri Blinken enik kılıp etkandak o Uyghurlarını irki kırgıncılık yürgüzüldü diyen hükümde çın turudu. Onun da özgürüş bolğunu yok. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga ve başka yerlik milletlerge karşı insaniyetke karşı cinayet ötküzdü
ve irqi qırğınçılıq qıldı. Amerika Taşqı İşlər Nazirliyi bayanatı diyene insanın vicdanını qattıq azaplaydıgan bu vəhşiyana qılmışlarının cavabkarlığı çöqüm sürüştü qılınışı kerak dedi. Bayanatı yana insan vicdanını qattıq azaplaydıgan bu vəhşiliklərini sadır qılğıçılar çöqüm iğir cazalandırılışı kerak. Amerika Xitay rejimi rəhbərlərini xalığancı qolğa elinğan barlıq kişilərini dərhal qoyub berişkə və caza lagerlərini bekar qılışqa çağırdı. Şunun bilan bir vaqtda yana Xitay rejimidən məcburi tuğmas qılışını toxtatışını, barlıq qiyin qıstaqlarga xatime berişini, cümlədən Şərqi Türkistandakı Uyğurlarını asas qılğan yerlik millət kişilərge ziyankeşlik qılışını toxtatışını tələb qılıdı. Amerika Taşqı İşlər Nazirliyi elan qılğan bayanatın axırda mundaq deyilgan: Biz ittifaqdaşlarımız bilan birlikte bu mesele haqqida devamlı sözləyimiz. Vəhşiyana qılmışlarını qattıq ayıplaşını izcil devamlaştırımız. Barlıq muvafiq vasitələrini qollanıp, mesuliyetini sürüştürüşünü ilgiri sürümüz ve yanımı köp ziyankeşliklerinin aldığını ilişki tırışımız. Avustralya hükümeti BBC aşkarlığan haberge inkas qaytırıp, rayonu derhal tekşürgüçü əvətilişi kerek dedi. Lager şahidi Tursunay Ziyavudun'un Uyghur ayarlarının lagerlarda uçuravatkan korkunuşlu xorlukları haqqıdaki güvahlıqı BBC'de elan kılıngan deken, Avustralya hükümeti ve bir kısım siyasetçiler inkas kaydırdı. 4 fevral Avustralya Morrison hükümeti BBC'de aşkarlanan paketlerinin kişini qattıq çöçtüdüğalıqını ve bunun tekşürleşik gerektiğini bildirgen. Avustralya Şarkı Türkistan'da 101 vatkan kişilik hukuk tefsendicilik haqqıdaki ciddi endişelerini izgil oturuğu koyup geldi. Ayarlarını sistemeli qiynaş ve xorlaş haqqıdaki bu en yeni məlumatlar kişini çöçtüdü. Ve Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar şundaklı başka yerlik milletlerge kılınavatkan muameleyi qarata ciddi sual payda qılıdı. Avustralya dairleri yana aşkarlanğan bu yeni uçurlar asasıda Xitay rejimi çöqüm Birleşken Milletler Teşkilatı'daki tekşürgüçlerinin rayonda müstakil tekşürüş elip berişiğe yol koyuşa kerak degen. Avustralya Haberler Toru'nun bildirişçe Avustralya Emgekçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Kimberly Kitchen BBC'de tarqıtılgan haberge baha berip, bu biz yakın tarihte körgen en korkunuşluk ve tilgi eliş en kıyım bolgan bir kişilik hukuk tefsendikçilik degen. Avustralya'daki Erkin Kengash Palata azası James Patterson bolsa, BBC'de aşkarlanan malumatlar Xitay Kompartiyasının obrazıga yanımı ilgirligen halde dağı çüşürdü ve o dünyanı qattıq vahimigi saldı degen. Halbuki Xitay Taşqı İşlər Nazirliyi 4 fevral kündeki akhbarat yığınında BBC'de elan kılınan haber haqqıdaki suallarga bu haberinin hiç kandak asası yok. Bu BBC'nin tuncu qitim yalgan sözleşi emes deb cevap veriş arqılıq paketini red kılmaqçı bolgan. Manchester Üniversitesi Uyghurlarını təqib kılışkı çetişlik CETC şirketi bilen alaqısını üzdü. Angliyaning Manchester Üniversitesi Xitay Elektron Texnik Şirketi CETC'nin Xitay JH dairelerini Uyghurlarını keng kölemde nazarat kılış üçün kullanıldığan texniki süpüleri ve appler bilen temelligenlikini ufkandayken bu şirket bilen tüzgen kilişimini bekar kılgan. Angliyaning Zaman The Times Store'nın haber kılışı Angliya Parlamentinin Taşqı İşlər Komiteti 14 yanvar günü mezkur üniversite dairelerine mahsus mektup yollab, ularını yukarıki bu Xitay şirketinin Uyghurlarını bastırıştı rolü barlıqı haqqıda agahlandırgan. Angliya Parlamenti Taşqı İşlər Komiteti reisi Tom Togindat mektubida mundaq degan: Kişilik hukukunu kürtüş teşkilatı ve Avustralya Strategilik Siyaset Tetkikat Ornunun işencilik dokulatıga qarğanda CETC Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da kurgan mutlaq nazarat devletinin asaslıq binakarlarının biri. O Xitay Kompartiyasını Uyghurlarını asas kılgan milyonluğun kişilerinin lagerlarga kamilişide kullanılgan texnika ve ul əslahalar bilen təminligen. Manchester Üniversitesi dairleri yukarıqı mektubdinkin derhal hareketke ötüp, Xitay Elektron Texnik Şirketi bilen alaqısını özgen ve bunu resmi yosunda yukarıqı komitetki bildirgen. Amerika hükümeti Xitayının Uyghurlarga kılabatkan zulümünü irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet de bekitgen. Bu doğruluk her günü dügedek kişini çöçtüdüğen paketler aşkarlanıvatkan bir mezgilde, Angliyadaki bu üniversitet kullanılan emeli hareket alıkışkı erişti. Angliya Parlamenti Taşqı İşlər Komitetinin reisi Tom Togindat Ependi gezitki kılgan sözü de özünün bu üniversitetinin kararının memnun bolğallıqını bildirgen. Xalqara Kişilik Hukuk Teşkilatları Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısını baykut kılışkı çağırdı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe, Xalqaradaki 180 Kişilik Hukuk Teşkilatı Xalqara Birleşmesi, dünya rehberlerine Xitayının kişilik hukuk hatırısıyla dikkat kılışka ve 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıqısını baykut kılışka çağırdı.
Xabarda qeydqilinishicha xalqaro birlashma chorshanba kuni xalqaro rahbarlarga uch xat yozib, xalqaro olimpik komiteti 2015-yili Beijingga 2022-yili qishliq olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish huquqini bergandan buyon Xi Jinpingning asosiy erkinlik va kishilik huquqini rahimsizlarcha bostirishga boshlab, Xitoydagi kishilik huquq vaziyati tez sur'atda nacharlashganligini, Xitoyning Tibet, Sharqiy Turkiston, Ichki Mongoliya va Hong Kong qatorliq rayonlarda kishilik huquqini qattiq dafsanda qilganligini, Xitoyning Tibet va Uyg'urlarga siyosiy ziyonkashlik qilganligini, Hong Kongdagi demokratik namoyishchilarni qo'lga olganligini bildirgan. Uch xat yana 1000dan ortiq Tibet siyosiy mahbusining qiyin qistoqqa hatto o'limga duch kelayotganligini, 3 millionga yaqin Uyg'urning lagerda tutib turilayotganligi va ularning inson qilibidan chiqqan muomila majburiy mingyushqa duch kelganligi misol orqali ta'kidlangan. Uch xat yana Xitoyning ta'sir kuchi orqali Tayvanga qattiq tahdid solish va siyosiy jihatdan bo'zaq qilish, shunaqli Janubiy dengizdagi chegara hal qilgan tajovuzchilik va kengayimchilik qilmishlarining Hindiston bilan Tibet chegarasiga kengayishining yarishari bexatarligiga aniq tahdid elib kelganligi ko'rsatilgan. Uch xatning oxirida Xalqaro Olimpik komitetini ayiblab, Xitoy sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik kishilik huquq dafsandachiligining kundan-kunga nacharlashib, mag'lubiyatga yuzlanishidan iborat aniq isbot oldida harakat qo'llanishni rad qildi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin chorshanba kunidagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida 180 kishilik huquq tashkilotining har qaysi davlat rahbarlarini qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirib, uch xat yozishi bir xil siyosiy g'araz, xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishalmaydi deb bildirilgan. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Turkiyada tunilgan olim shundaqla Sharq Turkiston davosining yaqin qo'llovchilaridan biri bo'lgan doktor Ihsan Shanojaqni ziyorat qildi. 4 fevral Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi doktorant Abdulvaris Abdulxoliq doktor Ihsan Shanojaqni ziyorat qildi. Ziyoratda doktor Ihsan Shanojaqqa Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish, ayollarni majburiy tug'mas qilish, musulmonlarni lagerlarga solab, iymonidan voz kechishga majburlash qatorliq razil vositalar bilan Uyg'urlarni yo'qotishni nishon qilgan terrorlik siyosatlarini tunishtirdi. Sharq Turkiston da'vosi masalasida o'zaro fikr almashtirdi. Oxirida ustoz Ihsan Shanojaqqa Sharq Turkiston axborot va media jamiyati nashr qildirgan Sharq Turkiston realligi nomli jurnal hamda Sharq Turkistondagi lagerlar Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli tasvirlanib arabcha yozilgan 209 hikoya nomli kitob hadiya qilindi. Avstraliyada g'ulji qirg'inchiligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Bugun Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining boshchiligida Avstraliyaning Adelaide shahrida Xitoy tajovuzchilarining bundan 24 yil burun elib borgan g'ulji qatliami munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Bugun atigan Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlar Victoria maydonida to'plandi. Qo'llarida Xinjiang emas Sharq Turkiston Xitoy irqiy qirg'in qilish jinoyatini to'xtat, Uyg'urlarga erkinlik, lagerlar taqalsin degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'targan namoyishchilar Xitoy qirg'inchilikni to'xtat degandek yangroq shiorlarni to'plab, Victoria maydonidan markaziy ko'cha orqali parlament binosiga yetib keldi. Parlament binosi oldida Xitoyning 24 yil burun Sharq Turkistonning g'uljida elib borgan qatliam qilish jinoyati hamda navbatda Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'in qilish jinoyatlariga qarshi bayonot e'lon qilindi. Bayonotda Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, ayollarni majburiy tug'mas qilish, qirg'in qilish jinoyatlarini xalqaroga fosh qilish bilan birga Xitoyning qilmishlaridan chuqur qisos elindiganligi bildirildi. Mas'ullarning aytishicha, namoyish Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib yurgizayotgan bostirish siyosatlari, bo'libmi navbatda yurgizayotgan qirg'in qilish qilmishlariga qarata Avstraliya hukumatı hem de xalqaro jamiyatning diqqatini tortish maqsadida tashkillangan. Xitoy o'zak to'plashni boshladi. Amerikaning Xitoy shirkatlariga embargo yurgizishi sababidan Beijing doirlari o'zak to'plashga boshildi. Xitoyda yuqori texnikaga erishishda yuz berish ehtimoli bo'lgan qiyinchiliklar sababidan o'zak import qilish miqdori ko'paydi. Dunyoda Xitoy virusi sababidan uyda va yiroqda turib xizmat qilishga yuzlanish kompyuter bilan aqlli telefonga bo'lgan talabni oshirdi. Bu o'zak bozorining qimmatini va ahamiyatini kuchaytirdi. Beijing rejimining nishoni oldimizdagi bir qancha yil ichida yerlik o'zak ishlab chiqarish. Biroq yuqori texnikalik o'zak ishlab chiqarishga nurg'un yil sarf qilinadigan ul aslaha va texnika selinmalar lozim. Huawei'ga o'xshash Xitoy shirkatlarining embargolarga duchor bo'lishi Beijingni o'zak to'plashga yuzlandirdi. Xitoyning bir yilda o'zak import miqdori 20% eshib, qimmati 380 milliard dollarga yetdi.
Xitay özəknəli əməs özək maşinlərini mi import qılışqı başıldı? Ötkən ili Yaponiya və Cənubi Koreyadın 32 milyard dollarlıq özək maşinisi seti valdı. Bu maşinlərinin texniki cəhətdən Amerika şirkətlərdən köp arqıda buluşu ən çox məsli bulub qaldı. Yaponiya taratqısı Xitayının məcburi tuğmas qılış cinayetiga alaqadar bir qısım məlumatlarına aşkarıldı. G'arbiy Yaponiya xabar to'rining 4-fevraldagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish jinoyatining bir qism tafsilotini oshkorlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xonim-qizlarini majburiy tug'mas qilish siyosatini har xil bahonalar bilan ijro qilayotganiga uzoq yillar bo'lgan. Yaqinqi bir qancha yil ichida Sharqiy Turkistonda ayollarning tug'ishini cheklash razil siyosatini ijro qilishni texnik tezlatganligi bayqalgan. G'arb tadqiqotchilari va kishilik huquq tashkilotlari Xitoy ayollarni majburiy tug'maslikqa va bola tushirishga majburlayotgani deb tanqid qilgan. Xabarda Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan majburiy tug'mas qilib etish siyosati Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilish jinoyatining paketi sifatida sonliq ma'lumotlar jadval shaklida berilgan. Jadvalda ko'rsatilishicha Xitoy 2014-yildan 2018-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Uyg'urlarning tug'ish va ko'payishini kontrol qilish maqsadida 100 ming Uyg'ur ayolni majburiy tug'maslik operatsiyasi qildirishga 1 million 385 ming Uyg'ur ayolni homildorlikdan saqlanish o'ziga selishga majburlagan. Gerçi xalqarada kuchlik dalil isbotlar oshkorlanayotgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari o'zining Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan qirg'in qilish jinoyatini yashirish uchun bularni Xitoyga qarshi kuchlar o'ydirib chiqardi deb bildirilmoqda. Xitoy bayonotchisi Zumrad xonimning nomini atab ifoda bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 4-fevraldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Sharqiy Turkistondagi jazo lagerga qamalgan qiz ayollarning oyoq osti qilinayotganligi haqidagi savolga javob berib, Xitoyning bu jinoyatini butunlay inkor qilgan va dalil isbot ta'minlovchilarni yolg'onga chiqargan. U javob berish jarayonida lager shohidi Zumrad Davud xonimning suratini ko'rsatib turib, uning ko'plagan yolg'on uchurlarni tarqatganligini, azaldan jazo lagerga kirib boqmaganligini Tug'ut cheklash operatsiyasini o'z ixtiyorligi bilan qildirganligini, uning dadasining tutilib yoki so'roq qilinib boqmaganligini, balki yurak kesili bilan o'lib ketganligini da'vo qilgan. Wang Wenbin yana Sharqiy Turkistonning vaziyati haqida eng ko'p ma'lumot to'plagan Adrian Zenizni misol keltirib, uning saxta uchur tarqitib kelganligini, Xitoyning siyosatlarini burmalab, majburiy amgak jazo lageri, majburiy tug'ut cheklash, bolalar lageri haqida yolg'on doklat tarqatganligini jar solgan. Halbuki jazo lageri shohidi Zumrad Davud xonim surat, video, hujjatlarni o'z ichiga olgan kuchlik dalil isbotlar bilan guvohlik berib, Xitoyning jinoyatlarini nupuzli taratqularda fosh qilmoqda. Adrian Zenizmo Xitoyning rasmiy organlari va taratqulari e'lon qilgan dokument va sonliq ma'lumotlardan foydalanib, aloqador dokumentlarni e'lon qilib kelmoqda. Shunday qilib, bulardan sirt muhojiratdagi necha minglagan Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyning jinoyati haqida guvohlik berib kelmoqda. Zumrad Davud xonim ijtimoiy taratqu hisobida buningga inkos qaytirib, o'zining bu natijasidan faxrlandiganligini bir oddiy Uyg'ur ayoli bo'lib sifati bilan butun Xitoy rejimiga qarshi jang qilayotganligini bildirdi. Xitoy yer shari televiziya to'rining Angliyada cheklanishiga norozilik bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy yer shari televiziya to'rining Angliyada cheklanishiga qarshi qattiq norozilik bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy yer shari televiziya to'ri inglizcha xabar kanalining juma kuni Angliya xabarlashish organ tarafidan Angliyada o'rinlashish ijozatnomasini bekor qilish haqida oxirgi qaror chiqarilgan. Xitoy buningga qat'iy qarshi turganligini televiziya xabar kanalining Angliyadagi ko'rilmalar hamda jamoatning manfaatiga uyg'un ekanligini bildirib bildirilgan. Xitoy yer shari televiziya to'rining bayonotida bildirilishicha 2020-yilning 5-ida Angliya xabarlash idorasi tuyuqsiz Xitoy yer shari televiziya to'rining inglizcha xabar kanalining Angliyada yerlashish ijozatnomasini tekshirishni boshlagan. Xitoy yer shari televiziya to'ri Angliya xabarlash organiga tafsili tushuncha bergan hamda yerlashish ijozatnomasini yotkash to'g'risida taklif berib, muvofiq hal qilish chorasi ustida izlangan. Juma kuni tuyuqsiz Angliya aloqa organi Xitoyning Angliyadagi yer shari televiziya to'rining inglizcha xabar kanalining Angliyada yerlash ijozatnomasini bekor qilish va uni yotkashni rad qilish to'g'risida oxirgi qaror chiqargan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy yer shari televiziya to'rining inglizcha xabar kanali Angliyada inglizcha xabar tarqatqali 18 yil bo'lgan bo'lib, Angliya axborot kuzatuvchisi Ofcom payshanba kuni bayonot e'lon qilib,
Angliyadaki Xitay Yarşarı Televiziya Tori İngilizce kanalının ahirki tahrir mesulü Xitay Komünist Partisi azası bulgallıqı sebeplik Angliyada yerleşiş marke esiş icazatnamesi bekar kılınğallıqını uxturgan. Angliya Alaqı Başqoruş İdarisi bayanat elan kılıp Xitay'nın çeteldeki en muhim teşvikat organı bulgan Xitay Yarşarı Televiziya Tori CGTN'nin Angliyadaki tarqıtış icazatnamesini bekar kılgallıqını cakarladı. Bayanatta CGTN'ni Xitay Kompartiyasi kontrol qildiganligi Angliyaning aloqador qonunlarining buningga yo'l qo'ymaydiganligi bildirildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.